Herkese merhabalar. Şimdi merhaba. Bugün beraber PRP yapacağız ama bu PRP'nin bir hazırlanışını görün nasıl olduğunu. Evet, başlayalım. Merhaba hocam. Merhabalar. İlk önce kanın pıhtılaşmasını engellemek için 2 cc sitratal kullanacağız. Evet. Bugün değiştiriyoruz. Evet. Çünkü ilk seferinde kullandığımız için yeni bir uç kullanmamız gerekiyor her seferinde. Tamam. Hem hasta güvenliği için. Evet. Şimdi hemşire hanım bize 18 cc kan alacak, toplam 20 cc olarak kullanacağız. Tamam. Beraber. Sadece damar yoluna yaklaşalım şöyle. Öyle yaklaşalım. Buradan damar. 20 cc. Derin nefes alıyoruz. Evet. Evet. Evet, orada kalsın, o kadar çok önemli değil benim için ya. Senin için çok, gene tam mı olsun istiyorsun? Yani tam olursa daha iyi olur bizim için. Çünkü 2 cc kadar, 2,5-3 cc kadar o eksik kaldı. 17 cc şu an kan var. Yani hatta 15 cc kan var. Yine çıkartırım ben. 2 cc bana yeter. Tamam. Boşuna delmeyelim hastayı. Tamam. Yine evet. Şu anda kanımız hazır. Stratla karıştırıyoruz. Evet. Pıhtılaşmasın diye. Evet, şöyle hafif geriden çekiyoruz. Bayağı da karıştırıyorsun. Yo, bir 5-10 tur atıyorum ben. Daha sonra hazır kitimizi evet. Açıyoruz. Kitimiz hazır. Dezenfektedir, herhangi bir şey yok, sterildir. Etilen oksitten sterilmiştir. İçi koruma kapağı vardır içinde. Kontaminasyon riskine karşı. Şimdi hastadan aldığımız enjektör ucunu yine evet. Kullanmıyoruz. Bunu atıyoruz. Büyük kalın enjektör ucu takıyoruz, kan sıçramasın diye. İstersen Berk'cim sen hastamızı alabilirsin. Tamam. Ben çünkü bir dakika sen hasta bir hazırlanmayı alırsan ben tamam. Sonra geri gelebilirsin. Tamam. Sıçrayı alalım. Orta noktada enjektörü saklıyorum. 45 dereceyle yine tutaraktan. Anladım seni. Her an sanki üstüne patlayacakmış gibi değil mi? Ama patlamıyor. Evet. Şu an kanımız hazır. Evet. Oo. Resetti beni. Yeşil uçtan çıktı birden. Tamam. Yeşil uçta biraz daha olur. Evet. Daha sonra şimdi deniyoruz. Santimizin evet. Cihazımızı yerleştirdik. Koyduk. Evet. Kapattık. Cihazımızı açıyoruz. İlk santrifüjümüz 3000 RPM'de 3 dakika. Evet. 3000'de 3 dakika. Zaten o kan alma kısmında bir şey yok. Doldurdu, koydum dedik, değil mi? Evet, evet. Daha sonra başlatıyoruz. Şu an yavaş yavaş hızlanmaya başlıyor. 3000 devirde 3 dakika dönüyor. Daha sonra da yavaş yavaş plazma karışmasın diye yavaş yavaş duruyor. Birden frenleme yapmıyor. Bu cihazın en büyük özelliği o. Evet. Yani sen bizi aranızda çekebilirsin. Evet. Bir daha söylemeni istiyorum çocuklarına. Cihazın en büyük özelliği yavaş yavaş hızlanması, rotor açılması, ve plazmanın ayrılması ve yavaş yavaş durması. Ve birden durduğu zaman bazı cihazlar birden duruyor. Hazırladığımız plazma karışıyor tekrar. 3200 RPM 6 dakikaya ayarladım ve 2. santrifüjü başlatıyorum. Evet. Şimdi 2 kere PRP hazırlarken tekrar santrifüjün esas gerçekten. Bir de bu farklı bir kit açıkçası. Bakalım 6 dakika sonra dönmeye başladı. 6 dakika sonra çıkanı hep beraber göreceğiz. Tamam. Hadi hoşçakalın. Gördüğünüz gibi aşağı iniyoruz. Evet, açıyoruz bakalım kapağı. Ben bu işlemdeydim. İşlemden de çıkıp geliyorum. Evet, şimdi artık. Alttaki kalan tekrar çökmüş. Ona hiçbir şey yapamayız. Ona bir şey yapamayız. O hiçbir şey yapamaz. Şimdi içindeki canlı hücreleri alacağız. Evet. Hadi alalım. Koruma kapağını çıkartıyoruz. Evet. Yavaş yavaş üst taraftan başlayaraktan çekmeye başlıyorum. Üstten çekiyorsun. Kötü değil aslında ya. Yaklaşık 3,5-4 cc içeride şey kaldı. Evet. Onu bırakmamız mı gerekiyor? Tabii. Bu koyu tarafı aslında zengin hücre tarafı. Bu yarı zengin hücre diyelim buna. Hı-hı. Asıl zengin hücreler altta, duvar çeperinde. Hı-hı. Onu pembe uçla alıyoruz. Kanı çok fazla parçalamamak için. Tamam. Daha fazla parçalanmasın diye. Beyefendiyle beraber çekebilirsin bebeğim. Hocam, gördüğünüz mesela hocam, şunlar hakiki. PRP hücreleri. Duvar çeperine yapışıyor bunlar. Evet. Şimdi bunları yıkama yoluyla alacağım ben oradan. Aldın hakikaten ha. Bakayım, alt tarafta biraz daha kalmış. Bunları da alalım. PRP'miz hazır. Süper. Evet, bunu kullanıyorum şimdi, ben inanamıyorum. Bayağı işlemden geçti. Yaklaşık gerçekten çok az hallettik ya. Dediğin doğruymuş ya. Yani 2,5 cc falan. 2,5 yani tam 20 cc tamamlamamız lazım yani, gerçekten. 20 cc kanla tamamlamamız lazım. Neyse, ben PRP'yi almaya gideyim bakayım o zaman. Yapalım şimdi hastamıza. Evet, şimdi biz bir vajinal PRP işleminden çıktık. Çok sevgili arkadaşımla beraber yaptık, değil mi? Evet. Evet, ben şimdi PRP'yi biraz özetleyeyim. PRP, kendi kan hücrelerinizin ayrıştırılarak iyi olan kısmınızın size tekrar enjekte edilebilmesi için hazırlanma hali, değil mi PRP? Doğrudur. Hatta açılımı nasıl? Plasma Rich Platelet diye geçiyor. Seniz PRP ile ilgili söyleyeceklerini neler? Beraber dinleyesin bizim takipçiler. Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Piyasada o kadar çok PRP kiti diye satılan ürünler var. Evet. Çoğunluğu bildiğimiz kan tüpünü 2 liraya alaraktan insanlara fahiş fiyatlara satıyorlar. Evet. Hazırladıkları PRP değil, büyük şöyle söyleyeyim, enfeksiyona açık bir şey. Hasta enfeksiyon kapma riski çok fazla. Evet, bu tamamen kit ya, kapalı. Bu kit, kapalı sistem, çift emniyet kilitli. Herhangi bir kontaminasyon riski yok. Bütün her şey kitin içinde bittikten sonra direkt alıp hastaya veriyorsunuz. Enjekte. Onu da alıyorsunuz. Diğer tüp aktarıyorsa o tüpten çekiyor. Diğer tüp aktararaktan plazma şeklinde hazırlayaraktan yapıyorlar. Ama içindeki trombosit sayıları düşük. Evet. Şimdi kitteki yaklaşık 1,5-2 milyon çıkıyor. Orada en iyi alabileceğiniz değer 700-800 binlerde. Evet. Ama 1 milyonun üstünde olduğu zaman hasta fayda görme ihtimali. Evet. Şimdi mesela bu PRP'yi biz tutup yüze uygulayabiliyorsunuz. Dize veya başka bölgelerde uygulanabiliyor. Ben daha çok bunu alt bölge gençleştirmeli kullanıyorum. Yani alt bölgede diyelim ki renk açma yapacağım. O bölgeyi ilk önce PRP yapıp ondan sonra soymaya geçiyorum. Bu da çok iyi sonuçlar verdiğini görüyorum, düşünüyorum da. Tabii yayınlarım çıkacak ortaya, onlarla belli olacak şeyler. Veya alt bölge akıntılarında bu PRP işlemini çok rahatlıkla kullanabiliyorum diyorum. Buraya kadar geldiğiniz için, cihazla bizde olduğu için çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim hocam. Hocam bir şey daha söyleyeceğim. Yani evet. PRP insanın kendi kanından iyileştirici bir serum kısacası. Evet. Evet. Kendi kanınızla iyileşiyorsunuz aslında. Kendi kanınızdan, kendi vücudunuzdaki canlı hücrelerle iyileşmeyi sağlıyoruz. Evet. Hasarlı bölgeyi tamir ediyoruz. Evet. Aynen öyle. Ben de böyle düşünüyorum. Bakalım böyle şey gibi çıktık ama hani çok makyaj yapmadan çıktık yaptık. Olsun hocam. Doğal her şey, doğal. Kendinize iyi bakın diyoruz. PRP'de kalın. Hoşça kalın.